Şu ateş yanıyor ya, duman çıkan yer var ya, sahipler onlar. Ülkemize çok geçmiş olsun. Gerçekten çok özüntüyüz. Özünlüyüz gerçekten. Bu olayları inşallah bir de karşılaşmayız. Biz Kocaeli'ye gönül olarak geldi gerçekten. 21 senedir inşaat sektöründe uğraşıyorum. Gerçekten buradaki katılımla ilgili, yani burada şöyle bir durum var. Gönül olarak ekiplere gerçekten çok teşekkür ediyorum. Örnek gibi biz 3 grup şeklinde burada çalışıyoruz. Kocaeli ekibi olarak, burada Manavgat ekibi olarak ve özellikle yine Mardin ekibi olarak beraber çalışıyoruz. Sağ olsunlar, gerçekten beraber iyi de bir iş yaptık. Bu bizim 4. enkazımızdı. Şu ana kadar 5 kişi canlı olarak çok şükür kurtardık. Maalesef gerçekten şununla çok karşılaşıyoruz. 4. enkazımızdan hep deniz kumuyla karşılaşıyoruz. Bir inşaatçı olarak bunu çok tespit ettik. 4 enkaz gezdiniz. 4'ünde de deniz kumunu tespit ettik. Evet, aynen öyle. Gerçekten o konuyla ilgili çok da üzüntülüyüz. Keşke bu şekilde olmasaydı. İnşallah bu şekilde olmamasını temin ediyoruz. Şöyle, zaten bir inşaatçı olarak 21 sene dediğim gibi bu sektörde olduğumuz için hemen anlaşılabiliyor. Bunu zaten ilk etapta bizim Hilti dediğimiz işte takım ve el öğretileriyle hemen anlaşılabiliyor. Şu anda biz yine inşaat sektörde olduğumuz için, örneğin herhangi yeni betonlarda bir yere açmak istiyoruz. Diyelim 50 santimlik bir çapı 2-3 saat içerisinde açmak zorunda kalıyoruz, ama biz buraya ne yazık ki 5-10 dakika içerisinde hemen açılabiliyorduk. Ve gerçekten inşallah bu şekilde bir daha karşılaşmak istemiyoruz. Dediğim gibi tüm Türkiye'ye başı sağ olsun, çok geçmiş olsun. Ya zararı şöyle, maalesef şu anda karşılaşıyoruz. Yani kısacası ancak da şöyle anlatabilirim. Çünkü zamanla gerçekten gücünü kaybediyor. Oksitleme olduğu için o yüzden iyi bir şey değil. Zamanla dediğim gibi bu şekilde bütün manzaralarla karşılaşıyoruz. 99 sonrasından yönetmelik çok değiştiği için açıkçası bütün yönetmelik bence tüm Türkiye için geçerlidir. Tabii burada bazı olabiliyor, örnek veriyorum. Onu da olmaması gereken durumlardır açıkçası. Ama onun dışında yönetmelik sorumlu altında olduğu için bu yapı denetim dediğimiz zaman onların adı altında yaptığı zaman beton ve demir sınıfları kontrol etme kaydıyla bunların sorumlu altında oluyor. Ve özellikle C25, C30 dediğiniz, şu anda zaten inşaat sektörünü en düşük olarak kullandığımız C25. Onun üzerine C30, C35, C40'lara kadar kullanabiliyorsunuz. Bu resmi dairelere çıktığı bazı takdirler oluyor. Bunları kullanabiliyorsunuz. Ama buradaki ne yazık ki şu andaki tabii bu gördüğümüz binalar bildiğim kadarıyla en kötü ihtimalle yine bir 21 ile 40 sene arasındaki binalardır. Şu andaki C25, C30 dediğimiz hesaplama yapısına giderseniz şu andaki beton kıvamına C10 ve 15 sınıfına ancak tahakküm edilebiliyor. O yüzden gerçekten biz çok üzüldük yani.